Peki arkadaşlar, İncil'e geçelim. Haftanın İncil'lerinde elimizde neler var? Kimden başlayalım? Doğan, boynu bükük duruyorsun. Senden başlayalım. Başın öne Abi ben eğilmesin de bir Doğan, tamam kamyon, bende bir kamyon inci var ya. valla inci çok ama haftanın bence açık ara incisi gözaltına alınan hırsızın abi Türkiye çok değişti, büyüdü. Türkiye artık eski ülke, eski Türkiye değil demesiydi. Ama Bu orada Rabia işareti yapıyor. hırsızlığın doğası gereği herhalde. Hırsızlığın doğası Rabia gereği işareti yani. yapıyor. Bu Evet. şu rejimin fıtratında var abi bu. Evet, yani gerçekten çok ilginç, çok eğlenceliydi. Abi Türkiye eski Türkiye değil, bildiğin gibi değil abi. Türkiye artık çok değişti. Bütün hırsızlar nedense böyle söylüyorlar anlaşılan. Evet, bütün hırsızlar harikaydı. Evet. Şimdi yani Gezi ile ilgili olduğu için söyleyeceğim. İşte malum Gezi iddianamesi, daha doğrusu Kavala iddianamesi yayınlandı. Kavala Süper bir iddianame ya. Çok sevdim. tabii çok önemli bir iddianame. Bir küçük tık. Kabataş'ta deri eldivenli gezicilerin saldırdığı iddia edilen Zehra Devecioğlu, Gezi iddianamesinin 746 müştekisi, suçtan zarar göreni arasında yok. Hoppala. Gezi iddianamesinde başörtülü bacımı taciz ettiler ifadeleri, suçları, olayı yok. Yok, savcı bile inanmamış. Evet. Vay vay vay. Ben bunu ilk defa Doğan senden duyuyorum ya. Evet. Bomba bir şey bu ya. Peki niye Tabii. yok? Niye yok? Savcı bile inanmıyor yani. Savcı bile inanmıyor. Yani ortada hiçbir delil yok, hiçbir belge yok, hiçbir şey yok. Yani fiktif bir işlem, tamamen Ya yani ne üretilmiş. bileyim, yüzlerce belden üstü çıplak deri şeyler giymiş adamlar Kabataş'ta. Ama gerçi kamera görüntülerini açıklayacaktı Erdoğan, ama bu cuma, Evet. Evet, yani savcı bile yüzlerce cuma inanmamıştı. önce. Gezi iddianamesinde Kabataş eylemi, saldırganı falan filan yok. İddianamede saldırı iddiası yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. İddianamede hiçbir delil yok. Bakın iddianameyi inceledim. Yani işte diyor ki Zello ile konuştular, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Abi bir tane içerik yok. Hiçbir şey yok yani. Hani buradan şöyle söyleyelim. Hani bu araya girdim, kusura bakma. Bütün Evet. kendini sol, demokrat, liberal tanıyan arkadaşlar işte FETÖ diye sabah akşam söylüyorlar. Bu iddianameyle hepinize aynı şeyi çuvalatacaklar, göreceksiniz. Zello da onların bayloku olacak. Zello diye bir program üzerinden bütün bunlar, bakın 81 ilin 80'inde eylem yapıldı. Karşımızda devasa kitlesel tutuklamalar geliyor. Maalesef bizim Türkiye'de kendini aydın, demokrat, gazeteci sanan insanlar hala FETÖ sakızını çiğnemeye devam ediyor. Ya aynı şey başına gelecek, hala göremiyorsun. Evet. Evet. Evet, tamam. Gezi'den bir inci daha. Pınar Çakmak, avukat bildiğim kadarıyla. Gezi'de ek iddianameler, ikinci, üçüncü dalga operasyonlar için kollar sıvanmış gibi görünüyor diyor. Varlık fonu bitti. FETÖ gerekçesiyle el konulan TUSKON şirketleri de bitti. Sırada anlaşılan TÜSİAD şirketleri var. Gezi iddianamesinin gösterdiği o ki ikinci ve üçüncü iddianameler gelebilir. Bir Gezi terör örgütü iddiasıyla başka şirketlere de el konulabilir diyor bir avukat. Bir uyarıda bulunuyor. Bence çok önemli bir uyarı bu. Daha önce programlarda konuşmuştuk. Sayın Gezi'nin Cumhurbaşkanı. dışındaysa Doğan söyleme. Çünkü şu anda Gezi ile alakalı bomba bir inci O duruyor zaman önünde. tamam. O zaman oradan devam Sen edelim. nasıl atladın bunu, ben şaşırdım. Bakın, bomba inci. Şimdi Osman Kavala'nın cep telefonunda bir fotoğraf bulunmuş. Bu Harika. fotoğraf Türkiye, aynen canım, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü bozarak sınırlarını yeniden çizen bir iddianameye göre bir haritaymış bu. İşte ekrana da onu getiriyoruz. Vay işte yakaladık. Ya sonradan mesela ortaya çıkıyor ki Doktor Rutter adlı, tam ismini ben yazamadım, yazarın arıcılıkla alakalı 1988'de basımı yapılan bal arılarının biyo-coğrafya ve taksonomisi adlı kitabında bal arılarının haritasıyla alakalı, yaşam ve uçuş güzel şeyleriyle alakalı bir harita bu. Savcı demek hiçbir şey bulamadı ki bu kitabı, yani o arılarla alakalı arıcılık haritasını ülkeyi bölme haritası olarak iddianameye yerleştirmiş. Doğan sen bunu nasıl atladın ya?
Evet, sen şimdi hatırlatınca hatırladım. Peki diğer incelerine geçelim. Gezi'den bir şey daha, aslında ne söylediğini bilmeyen iddianame olduğunun bir delili daha. O ilk günden bu yana konuşuluyordu. Gezi'deki eylemler Yugoslavya'da, pardon Sırbistan'da, artık Yugoslavya yok. Sırbistan'da rejimi devirmek için yapılan kitlesel gösteriler örnek alınarak planlandı, uygulandı. Onlarla işbirliği var iddiası iddianamede var. Rejimi devirmek için Sırbistan'da yapılan gösteriler kime karşı yapılmıştı? Milošević'e karşı yapılmıştı. Boşnak kasabı, katil, savaş suçlusu. Savaş suçlusu Milošević'e karşı yapılmıştı. İddianame tuhaf bir şekilde Erdoğan'la Milošević'i eşleştiriyor ve anladığımız kadarıyla savcılar da aktüeller de henüz bunun farkında değiller. Yani iddianamede devam edeyim, hatta o bölümü aldın. Mesela Dolmabahçe'de camide içki içtiler bölümünde de savcı inanıp iddianameyi almamış. İddianamede o da yok çünkü. Hani o çok işte camide içki içtiler görüntüleri açıklayacağız diyordu ya Erdoğan. Cuma, kaç cuma geçti. O yok. Mesela İsmet Berkan'ın olmayan görüntüleri izledim, ikna oldum dediği bölümler falan. Hani bu ara hatırlatalım yani. Türkiye'de tabii kendini çok böyle yayın yönetmenliği yapmış, ekranlarda sürekli gözüken birisi olmayan görüntüleri izledim diye konuştu, yazı yazdı. Evet. Ve bu sen sonra artık anla işte, geriye doğru ki yani hangi hadiseleri nasıl yazdığını evet, buradan bu örnekten çıkar. Bir de şöyle söyleyeyim, iddianamede ısrarla işte şiddetsiz eylem vesaire. Ya şiddetsiz eylemle rejimi değiştirmeye çalışmak, iktidara muhalefet etmek bir haktır. Yani bunu tartışmanın bir anlamı yok. Benim dikkat çekeceğim nokta şu. Şimdi Türkiye'deki olayları Arap Baharı'yla falan kıyaslıyor. Peki Erdoğan rejimi ve avanesi Türkiye dışındaki bütün eylemleri destekliyordu. Oradaki rejimlere karşı yapılan bütün eylemleri. Şimdi onlar oradaki rejimlere karşı yapılınca demokratik hak, sana karşı yapılınca terör faaliyeti. Ha, iyi dedin abi. Yani nasıl? Bu kadar bu çelişki nasıl izah edecek? Ya şimdi şöyle iddianame çok iddianame okudum. Çok keyifli bir iddianame. Uf, fantastik böyle, aman Allah'ım. Yani aracılık şey dönüyor. Yani işte Zello'dan şöyle yaptılar. Ya kardeşim, her şey gözümüzün önünde oldu. Gezi olaylarını Sivana'dan çıkartan olay Erdoğan'ın kendisidir. Gezi olayı işte Taksim Meydanı'nda o temel atma töreni sırasında patlasanız da çatlasanız da o kışlayı oraya yapacağım, alışveriş merkezini dikeceğim deyip Erdoğan değil miydi? Efkan Ala değil miydi? Kırın ayaklarını meydana sokmayın bunları diyen. Ses kayıtları çıktı, YouTube'da duruyor. Muammer Güler'le Cemal Kalyon arasındaki diyaloglar. Erdoğan bizzat Çevik Kuvvet Şube Müdürünü arayıp onları oraya sokmayın kesin falan diye. Burada son cümle şunu söyleyeyim. Ya bu bizim Türkiye'deki bir takım insanların FETÖ takıntısı, cemaat takıntısı gerçekten kronik hastalık. Ya bu iddianameyi bile konuşurken olayı yine götürüp alıp götürüp cemaate bağlıyor. İşte cemaat, ya cemaat mi kaldı? Yani bankanın önünden geçeni tutukladılar. Adam diyor ki işte hala bu cemaatin etkisini gösteriyor falan filan. Evet. Yuh be kardeşim ya. Ama Adem, Muammer Akkaş'ın iddianamesinde ve fezlekesindeki veriler taban alınarak yapılmışsa ki öyle görünüyor, bunda haklılık payı var. Ama şöyle bakın, ama almayabilirsin. Diyelim ki o savcı yanlış bir şey yazdı diyelim. Ya da o savcı kendine göre bir şey, o emniyetin o dönemki kadrosu yaşanan olayları böyle yorumladı dersin. Dersin ki lan bu saçma bir şey, almıyorum. Tamam. Bu adil bir hukuk sisteminden ve yargıdan söz ediyoruz. Eğer şu anki iddianame cemaat kökenli olduğu söylenen polis şeflerinin ya da savcının fezlekesi üzerine bina edilmişse bu eleştiri ondan, meşru bir eleştiri. Ondan emin değiliz ama işte. Mesela birazdan incilerde söyleyeceğim. Bir sürü veri örtüşüyor ama. İddianame inciler faslında söyleyeceğim. Akıncı iddianamesine göre Akıncı iddianamesindeki bir detay, ben atlamışım o iddianameyi okumuştum ama Ahmet Nesin fark etmiş. Güzel bir detay. Meclisi bombaladığı denen pilot iddianame aynı anda hem yerde hem havada. İddianameye göre. Adam aynı anda Akıncı üstünde, aynı anda havada. Peki. Anadolu Ajansı'nın haberinde bile böyle. Şimdi iddianameler ne kadar doğru bilmiyoruz. Peki. Evet. Ve Doğan, devam edelim seyircilere. Geçen haftanın bence unutulmazlar arasındaydı. AKP'nin Urfa vekili bir şeyh ailesinden geliyormuş. Gürpınar. Emaneti bizim gibi liyakatlere verdiğinizde Allah mahşerde sizden hesap sormayacak dedi. Direkt cennete, öyle mi? Mahşerde hesap sormayacak. Dün bir açıklama yaptı. Ben kendimden söz ettim. Ben sizden aldığım emaneti layık oldum demeye dedim filan dedi ama
Sonuç itibariyle bu unutulmadı. Allah mahşerde bize oy verirseniz sizden hesap sormayacak açıklaması yapmıştı. Saadet Partisi milletvekili Ahmet Faruk Ünsal çok değerli bir yeni siyasetçi ve aydın. Çok güzel bir yorum yapmış. Bunlar mahkeme-i kübrada hükmü kendi atadıkları hakim ve savcıların vereceklerini zannediyorlar. Yani bu topraklarda din istismarı hep olmuştur. Evet. Biraz din konusu istismarı da açıktır bir konudur. İnsanların duygularıyla, inançlarıyla alakalıdır. Ama bu kadar kanırtarak, bu kadar ahlaksızca, bu kadar hoyratça din kullanılmamıştı ya. Adam diyor elini kolunu sallayarak demek AKP'ye oy verdin mi, o belediye başkanı adaya oy verdin mi, hesap kitap yok mahşerde, öyle mi? Kafadan giriyorsun cennete. Bu kadar utanmazlığını ben... Neyse hadi lazımız. Peki başka gideceğiz. Kamuoyu araştırmacısı Özkiraz bir tweet atmış. Türkiye'deki seçim havasını güzel özetleyen bir şey. Haftaya bir anket yayınlasam ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti, MHP, Hüdapar, Vatan Partisi ve Hristiyan Demokratlar diye olduğunu söylesem başıma ne gelir? Tahminlerinizi alayım. Erdoğan her gün meydanlardan söylüyor bunu ya da AKP'liler söylüyorlar. Hatta Cumhur İttifakı'nı bütün bileşenleri söylüyor. Ama böyle bir şey yayınlasa başıma ne gelir? Tahminlerinizi alayım diyor. Zeytung'dan güzel bir şey vardı. Dünya durdukça başımızda durası Dışişleri Bakanımızla ilgili bir şahane tweet. Şöyle diyor Zeytung. Ekonomik kriz nedeniyle bu seçim öncesi Avrupa ile kavga çıkaramayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Parasızlıktan CHP'ye çatıyorum. Düştüğümüz hale bakın. Çok güzel. Evet. Benden bu kadar. Peki. Eyvallah. İncirin'in kıratları fevkaladeydi. Tebrik ediyoruz. Eyvallah. Evet Adem, senin incirini hızlı bir şekilde alalım. Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Bayağı bir biriktirmişim ben. Çocukları Tacizden Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar 8 yaşındaki oğlunu tacizden tutuklandı. Çocukları Tacizden Koruma Derneği Başkanıymış bu arkadaş. Ve ben bu adam kimdir diye biraz araştırma yaptım. Ahmet Hakan'ın köşesine sık sık konu aldığı, övgüler düzdüğü, Kanal D ana habere konuk ettiği birisiymiş. İlginç. Erdoğan'a hakaret davasında beraat veren hakim sürülmüş. Sen nasıl olur da Erdoğan'a hakaret davasında biz sana beraat verirsin diye. İlginç. Çavuşoğlu, iyi hapis etmemişler. Evet, Çavuşoğlu bir sonraki adamla FETÖ'den tutuklama olur. Çavuşoğlu hani senlerinin lalelesin falan gibi böyle çok amiyane tabirler konuşmaya devam ediyor. Bu sefer de Avusturya Dışişleri Bakanı'na demiş ki aradım bak sen takdir ettiğim iyi bir çocuksun falan dedim diyor. Yani dışişlerinin geldiği pozisyon ne diyelim. Devam ediyor Çavuşoğlu, diyor ki CHP, TİKKO, DHKPC, PKK, FETÖ, Esad, Kıbrıs Rum kesimine ittifak halinde diyor. Artık bunun üzerine mizahta ne kadar şey varsa ekleyebilirsiniz. Kıbrıs Rum kesimini de dahil etmiş olması. Evet. Yani bu da başarılı bir çalışma. Erdoğan her akşam televizyonlarda, başka lider göremiyorsunuz televizyonlarda doğal olarak. Yok, çünkü ülkede başka lider yok. Evet. Her akşam televizyonlarda ama reyting rakamlarında ilk 20'ye hiçbir programı girememiş. Millet de gına geldi. Ama şöyle söyleyeyim, bakın Erdoğan'ın 2011-2012'ye kadar olan bütün programları reyting rekoru kırıyordu. Ben kaç defa program yaptım biliyorum, yani reytingler zıplıyordu o zaman. Şu anda ilk 20'ye hiçbiri girememiş her akşam televizyonda olmasına rağmen. Berat Albayrak diyor ki masaya yumruğumu vurdum dolar 5 liranın altına düştü diyor. Yani bu yumruk böyleyse vur biraz daha diğerlerde sürünsün. Yani bugün 5.40'a çıkmış durumdaydı. TSK'da ilginç şeyler oluyor. Zeki Uçok diyor ki TSK'da 30 bin FETÖ'cü var. TSK'nın subay kadrosu 26 bin. Bunu söyleyeyim bırakayım yani. Esra Albayrak, çünkü TSK'yı adamlar tümden yıkıp yerine rejimin ordusu İran'ın devrim muhafızlarını kurma çalışmaları tüm hızla devam ediyor. FETÖ çuvalını ağzında sakızını çiğneyenlere kapak olsun. Bu ara söyleyeyim mesela yine Sedat Kaya binbaşı darbeye direniyor, çatışıyor. Sonra bununla ilgili bir ihbar yapıyor birisi, bu FETÖ'cü diye. Bunu alıyorlar, yargılıyorlar. Mahkemede beraat ediyor. Hiçbir şey bulamıyorlar çünkü. Aradan bir süre geçiyor. Sonra ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tekrar tutuklanıyor. Ve bunu da havuz medyası övünerek anlatıyor. Bakın işte ankesörlü telefon, FETÖ metri nasıl etkili oldu da yakaladık adam. Ama şunu sormuyor. Ve kardeşim bu adam cemaatçiyse ve cemaat darbe yapıyorsa, bu adam darbecilerle niye direndi, niye çatıştı? Bu adamı yargılamışsın. AKP yargısı bile adamı suçlu bulamamış.
beraat etmiş. Sonra dünüsün Ankesörü telefonundan birisi bu adamı aradı diye cemaatçi yapıyorsun. Ya bunun sayısız örneği var. Bakın Erdoğan'ın pilotları, Erdoğan'ın uçağını koruyan F-16'nın pilotu, pisti bombalayan F-16'lar, Erdoğan'ın yakın koruması, yaveri, oyu, buyu hepsi cemaatçi. Ya kardeşim kim yaptı bu darbeyi? Yani hiçbir gazeteci de bunları sorgulamıyor. Kapak olarak devam edelim. Esra Albayrak, hani 28 Şubat güzellemeleri tam hızla gidiyor ya. Genetik mühendisi olacaktım. 28 Şubat izin vermedi diyor. Yani hani istismarda sınır yok maalesef. Genetik mühendisi okuyacaktın. Tamam. O zaman Amerika'ya gelip Indiana Üniversitesi'nde niye sosyoloji okudun? Niye elinden alan mı vardı? Gidip okusaydın orada. Devam edelim. Fuat Oktay diyor ki milli uçağımız 2023'te hangardan çıkacak. Abi şu ne uçakmış bilemedim gitti yani. Bir türlü bulamadık. 2007'den bu yana havalarda ama demek ki hangara saklamışlar, bulamıyormuşuz. Nerede bak şimdi Adem. Şimdi benim incimi hemen burada araya sokayım. Tam yeri çünkü. Şimdi ekrana onu getiriyoruz. Uçak nerede? Yerli uçak nerede? Şimdi ekranda fotoğrafı görüyoruz. Yerli uçakta çarşıya çıkan amca. Elinde yerli uçakla gözüküyor. Yerli uçak orada. Evet devam et Adem. Evet devam edeyim. Daha önce Spor Toto Genel Müdürlüğü yapmışlardı. Şimdi de terfi edip Milli Piyango Genel Müdürü yapmışlar. Yunus Bekir Uçar. Timurtaş Hoca'nın oğlu. AKP'nin çok sevdiği Timurtaş Hoca'nın, yani çok bilinen önderlerinden birisi. Spor Toto Genel Müdürü yapmışlar. Şey, Milli Piyango Genel Müdürü artık piyangoyu da orada devam edecekler. Ziraat fakülteleri yapıyor piyango biliyorsun. Evet. Erdoğan hani Allah söyletti diye bir tabir var ya, mitingde biz bu millete efendi olmaya geldik, hizmetkar olmaya değil dedi. Bu ara Erdoğan dedi ki ben ne zaman HDP'lilere, onlara oy verenlere terörist dedim ki diye bir çıkış yaptı. Valla bir gün önce demişti yani, biz de burada ekranlara getirdik yani, herkes göz önünde canlı yayınlanan konuşmada dedi. Yani herhalde Erdoğan unutmaya da başlıyor ya da artık o meşhur kıvraklığını gösteriyor. Çünkü ben öyle bir şey demedim. Nereden çıkarttınız diyor. Abi demedim hatta diyorsa demedim oluyor. Yani. Erdoğan hatta başka güzel bir şey söyledi. Mitik meydanlarında gerçekten güzel şeyler söylüyor. Şöyle dedi. Seni seviyoruz filan demiş sanıyorum dinleyicilerden bir tanesi. Allah için seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Çünkü beni yaratan Allah sizi de yarattı. Bak. Ne şanslı insanlar değil mi? Bak, ne kadar şanslılar. Yani. Aynı Allah yarattı ki. Evet. Yani lütuf. Buradan bir lütuf çıkarmış. Harika ya. Yani Özhaseki Ankara adayının Erdoğan izin verirse televizyona çıkacağım demesini de hatırlatayım. Erdoğan AKP'de işleri nasıl döndüğüne dair güzel bir şeydi. Erdoğan diyor ki oğlumla birlikte okçuluk uluslararası bir şey kazandı. İvme kazandı diye. Evet. Yani okçuluk Erdoğan Bilal Erdoğan'ın vakfı deyince benim aklıma İstanbul Belediyesi'nden söğüşlenen milyonlarca dolar geliyor. Ayrı bir konu. Burhan Kuzu, ama 12'den vuruyorlar ama. Evet. Burhan Kuzu diyordu ya işte İranlı bir uyuşturucu baronuyla tanımam etmem hiç işim olmaz nereden çıkarttınız falan diyordu. Hani onun serbest kalması için devreye girmişti. Adam serbest kaldıktan sonra da jet hızıyla kayıplara karışmıştı. Fotoğrafları çıktı beraber. Aynı masada beraber. Evet. Beraber takılıyorlardı. Ama işte hiçbir şekilde rahatsız olmak diye bir şey yok. Yani böyle bir skandaldan sonra bir siyasetçinin başka türlü davranması gerekir. Varank çok güzel bir laf etmiş. Uzaya çıkmamızı CHP engelliyor demiş. Yani. Varank'tan bakan olursa böyle olur işte ya. Evet. ZHP'ye rağmen uzaya çıkacağız demiş. CHP inat ha? Evet. CHP'nin engeline rağmen. Engeline rağmen. Dilipak'ta hilafet kalkmadı. Erdoğan'da diyor. Erdoğan hilaf şeyimiz. İncilik değil ama bence fikri takip olarak önemli. Mısır'a iade eden, AKP'nin iade ettiği Muhammed Abdülhafız işkenceden dolayı aklını kaybetmiş, konuşma yeteneğini kaybetmiş. Onu iade eden arkadaşlara buradan bu hatırlatmayı yapalım. Bu iddianın sahibi İhvan ve AKP yanlısı gazeteciler aynı zamanda. Evet. Onu da altını çizelim evet, yani. Yani bu şeyin kaynağı bizzat hani onların ya buna da yanlışlık oldu kaynaklı falan diye kendilerini savundular. Ya adam derdini anlatamıyor. Ya adam tek bir kelime enne ihvan dese yani değil mi? Ya yani en basit. Herkesin anlayacağı ben ihvanım dese herkes anlar aslında bunu. Da yani evet, var. Yani ihvan Mısır ilişkileri AKP'nin şeyi çok hassas olduğu bir konu. Bunun Türkiye üzerinden çok sayıda Mısırlı'nın gönderildiğini zaten biliyorlar. Evet. Yani Anadolu Ajansı'nın 50 tane muhabiri gözüküyordu. Muhabiri 50 tane. Şeyde Mısır'da. Yarısının istihbarata çalıştı biliniyordu. Evet. Şimdi bunların hepsini bilen insanlar yani klasik AKP numarası iş tersine dönünce tanımıyorum bilmiyorum. Son olarak
Mersin'de bir kuyumcu basan bir çete. Kuyumcuyu basıyorlar, kuyumcu ve yanındaki yardımcısını öldürüyor. Sonra yakalandılar. Yakalananlar polis çıktı. Ha. Yani AKP rejiminde hani polis tecavüz, taciz vesaire şey diyoruz ya. Emniyetin kendisi şu anda emniyetsiz. Evet. Düşünün yani iki kişiyi öldüren, kuyumcu soygunu yapan kişi polis çıktı. Evet, böyle. Evet, bendeki incileri arkadaşlar söyleyeyim. Bende de harika inciler var. Önce bir propagandasını şeyini yapayım incilerimin. Ya çok geçmeden bir şey söyleyebilir miyim? Unutmadan, aradan geçmesin. Ertuğrul Akbay vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Hiç tanışmadık, hiç görüşmedik ama bizim meslekteki duayen isimlerden bir tanesi. Ben okurken içim acıdı. Neden? Fehmi Korun'un işte Ertuğrul Akbay'ın çocukları cemaat okulunda evindeydi falan yazısından dolayı bu adamlara açılan davalar, Fehmi Korun'ların, Cem Küçükler'in, Fuat Uğurlar'ın yalan şahitlikleri yüzünden adamların hayatı karardı. Oğlu yıllardır yurt dışında, kendisi bir sürü sıkıntı yaşadı ve Perşembe günü itibariyle de hayatını kaybetti. Şimdi o yalanları yazan Fehmi Korun gibi adamların ya da işte o ifadeleri verip sonra mahkemeye gidince ya ben aslında ödemedim diyen Cem Küçükler'in, Fuat Uğurlar'ın dönüp ya bu işte bizim de bir katkımız oldu mu acaba diye düşünmelerini beklemiyorum ama yani yine de bir sormak istedim. Peki. Benim incelerim birinci inci şeyin AKP havuz medyasının çok sevdiği Erkan Tan diye bir gazeteci var. Bir televizyoncu var. Öyle ver mehteri deyip tam borazanlık yapan bir televizyoncu. Tam rejim adamı. Şimdi onun bir videosunu şimdi ekrana getireceğiz. Bir dönem onu ekranlarda işte kutuplaşma ve ayrıştırıcı sözler nasıl kullanıldığıyla alakalı mesleki taktikleri anlattığı bir video. Önce onu getirelim, biraz konuşalım. Son programı hazırlıyorum. Ne yapıyorum mesela? Basıyorum kutuplaşma cümlelerini. Basıyorum tahrik edici, bölücü, ayırıcı, provokatif cümleler, konuklar. İçerik, vatan elden gidiyor, ötekisi işte bunlar iktidarı değiştirecekler filan. Kolay. Böyle tahrik ediyorsun, tahrik ediyorsun, öteki taraf öcü, öteki taraf kötü. Bile ötekileştiriyorsun, sonra kendi tarafına televizyon programı yapıyorsun. Maaşını oradan kazanıyorsun. Allah rızası için siz karar verin. Siz karar verin. Evet, Erkan Tan bütün o maharetlerini o dönem anlatmış. Reyting nasıl yapılır, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dil nasıl kullanılır. Tam tipik günümüz havuz medyası. A Haber'di değil mi? Orada mı çalışıyordu? A Haber. Evet, A Haber sabah ajansıyla. Sabah erken saatinde başlıyor. Ahlaki bir dili de var. Ver mehteri, ver gazı. Ama bak Erkan Tan'ın ben... bir videosunu buldum. Şimdi onu ekrana tekrar getireceğim. Şimdi çok ağır dille konuştuğu Hizmet Hareketi ve Fethullah Gülen'le alakalı. Bakın o zamanlar neler demiş. Ey bütün bu işlerin mimarı, bu önemli çabaların, çalışmaların oluşmasını sağlayan ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sayın Fethullah Gülen, bu çabalarınız işte böyle çiçek oldu, ağaç oldu. Şimdi coşkuyla on binlerle buluştu. Bütün Anadolu'yu geziyorlar. İnsanlar elleri patlayıncaya kadar onların sözlerini, şarkılarını alkışlıyorlar. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince coşamıyoruz ve kalben onları coşkuyla alkışlayamıyoruz. Dönün artık. Özledik. Terörist başı Fethullah Gülen hakkında övgüler düzüyordu. Babası onu evlatlıktan reddettiğini ilan etti. Şimdi sormuştum ben size, bu insanlar bu milletin çocukları olabilir mi diye günlerdir de soruyorum. Gelen cevapları biliyorum. Değerlendirmelerinizi alıyorum. Kimin çocukları? Bu milletin çocukları olamaz bunlar. Kimin çocukları? Duyamadım. He? Evet, işte o dediğinizde... Evet, Erkan Tan bunları söylüyor. Onu çok artık yorumlamaya gerek yok. Video her şeyi anlatıyor zannediyorum. Bir de bende büyük travma bunlar. Çünkü ben Erkan Tan'la çok yakındım. Çok oturup kalkardık. Mustafa Final'ın her gün olmazsa ve iki günde bir uğrayıp çayını kahvesini içer. Beraber onunla namaz kılardı. Ne fırıldakmış be. Namaz mı kılardın? Tabii canım. Erkan Tan, yani beraber çok namaz kıldık.
Ne bileyim abi, ben de şaşırdım ya. Ya bu olaylardan dolayı ben artık insanlarla olan ilişkilerimde hiçbir şey söylemiyorum abi. Yani ben bu adamı iyi tanırım. Öyle değil böyle. Yok abi, hiç kimseyi tanımamışım. Evet, evet, evet. Yani bu iyi bir turnusan oldu bu rejim. Yani sistem bir. Peki, Uğur Gürses'in bir tweet'i vardı. Harikaydı. Güzel bir inciydi. Şimdi Binali Yıldırım'ın bir açıklaması vardı. Diyordu ki Binali Yıldırım, bazen torunlarımla gittiğimde dede bu köprüyü sen mi yaptın diye soruyorlar. Bunun keyfi bambaşka. Bildiğiniz gibi değil diye röportaj veriyor. Dede bu köprüyü sen mi yaptın? Ama o köprüler için 4 milyar TL incilere koymuştum ama uzatmayayım diye söylemedim. 4 ha. milyar TL bu yılın bütçesinden geçilmeyen köprü parası olarak ayrılmış. 4 milyar TL. Ha. O zaman Uğur Gürses de buna değinmiş tweetinde. Diyor ki inci olarak bunu alıntı yaptıktan sonra torunlarına doğru yanıt şöyle olmalıydı. Ben yaptım ama siz ödeyeceksiniz. Evet, çok güzel. Evet. Peki bir başka incime geleyim. Şimdi o da bir video. Videoyu önce bir izleyelim. Diyarbakır'da bir sokak röportajı. Lan köye kalabalık istemez. Nasıl dayı? Bir bellidir ki hangisi kazanıyor yavrum. Artık gerek yok. Kim kazanır dayı? Ya ilahi. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Bellidir ya. Besbellidir. Sen de biliyorsun. Cumhurbaşkanı da biliyor. Genelkurmay da biliyor. Diş devletler de biliyor. Diyarbakır'da kazanan bellidir. Kimdir dayı? Ben söylemem. Sen biliyorsun. Diyorsun söyle, ben de söylemem. Evet, videoyu izledik. Diyarbakır'da sokak röportajı ama emmi amcaya soruyor. Diyarbakır'daki adam diyemiyor HDP kazanacak. Ya oğlum evladım işte ya biliyorsun işte kim kazanacak. Ya o korku programımızın başında bahsetmiş olduğumuz yani HDP üzerinden yapılan o şeytanlaştırma şeyi işte Diyarbakırlı bir vatandaş oy vereceği ve kazanacağı işte Diyarbakır'da bir partinin adını ifade edemiyor seçim öncesinde. Böyle bir seçime giriyor Türkiye. Peki... Malum bir zamanlar çok ünlü bir "O benim resmi görüşümdür" fıkrası vardı Diyarbakır merkezi için. O tam gaz devam ediyor anlaşılan. Evet, evet. Evet, benim birkaç daha incim varmış ama onu hepsi patlatmışsınız ya. Vay anasını. Evet, ya böylelikle... Böylelikle incilerde, aslında inciler bitmez ama programımız biter. Ben de bu yeni seyahat halindeyim, laptopumda yapıyorum. Her an laptoptan tuhaf sesler geliyor, patlayacak diye endişe ediyorum. O zaman arkadaşlar programı burada son veriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere, kolay gelsin.